Yalnız birçok doğru bilinen veya yanlış bilinen birçok şeyler var aşılanmayla ilgili. Aşılanma süreçleriyle ilgili. Ön saflarda bir cengaver gibi savaşan sağlıkçılarımızdan, çok değerli sağlıkçılarımızdan Doktor Nesil Bayraktar bugün konuğumuz. Programımızı sevgili Dilek Kurnaz, program partnerim ve Hasan Çağlar'la birlikte yapıyoruz. Ben çok fazla lafı uzatmayayım. Çok konular var konuşacağımız. Nesil Hanım'la program öncesinde konuştuk. O da maşallah çok topluma bilgi vermek için bir yandan ön saflarda çalışıyor, bir yandan medya mecralarında kendini ifade etmeye çalışıyor. Dilekciğim ben sana vereyim sözü. Sonra hemen Nesil Hanım'ı sorgulamaya başlayalım. Estağfurullah, sorgulama demeyelim, bilgilerini bizimle paylaşacak tabii ki. Elbette canım. Latife Korkutmayalım ediyorum. Nesil Hanım'ı hemen böyle. Yok canım. Aynı yolun yolcusuyuz. Latife ettim tabii. Öncelikle tüm beyaz yakalılar izleyicilerine hoş geldiniz diyoruz tekrardan. Mustafa'nın da bahsettiği gibi bugün çok değerli bir misafirimiz, bir konuğumuz var bizi bilgilendirmek adına. Zaten gündemimizde olan aşılanma, aşı vesaire süreçlerle ilgili sorularımızın cevabını alacağımız çok kıymetli Doktor Nesil Bayraktar'la birlikte olacağız. Ve kendisine direkt hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Nesil Hanım. Hoş bulduk, sağ olun. Evet. Teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Bu yoğun tempoda biliyorum arkasından toplantılarınız da devam ediyor. Bize zaman ayırdığınız için ayrıca da teşekkür etmek istiyorum tekrardan. Evet. Çok Mustafa teşekkür ederim. başlayalım Ben o de teşekkür zaman. ederim. Evet, başlayalım. Çok tempolu bir program bekliyor bizi. Tabii aşı çok çok önemli ama aşıdan öte sizin enfeksiyon hastalıkları uzmanısınız. O kadar tanıyoruz sizi. Ama böyle bir kısacık hani adettendir. Bir doktor Nesil Bayraktar kimdir? Oradan başlayalım. Daha sonra da aşı ve halk sağlığına girelim isterseniz. Buyurun. Ben uzmanlığımı Ankara Üniversitesi'nden aldıktan sonra Kıbrıs'a dönen diğer uzman arkadaşlarım gibi dönüp dönmeme kararında hep sıkışmış hekimlerden biriyim aslında. Bu anlamda geldiğimden beridir de ülkedeki halk sağlığı sorunlarıyla branşım gereği fazlasıyla yakından ilgilenmek durumunda kaldım. Halen de ne yazık ki artık şu an dünya sorunu haline gelmiş olan Covid salgını ile ilgili bütün arkadaşlarla birlikte emek vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda da halen daha salgın yönetimiyle ilgili bir şeyleri yerine oturmak için gerek sivil toplum örgütleriyle gerekse bakanlıkla işbirliğinde çalışmaya devam eden bir hekim aslında. Çok uzun uzun bir tarışacağım bir durum değil aslında. Bildiğin başından beridir aynı işi yapmakla mükellef hekimlerden biriyim. Şimdi o kadar enteresan bir yerden girdiniz ki dönüp dönmeme konusunda o ayrı bir boyut aslında. Belki o apayrı bir program konusu. Ona girmeyeyim ama anlayabiliyorum sizi. Kolay değil. Bizim ülkemizde sistemsizliğin sistem olduğu bir ülkede yapabilmek. Ama çok kıymetli çabalarınız var. Ben kendi adıma bu ülkenin bir yurttaşı olarak çok tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Çünkü sizlerin, sağlıkçılarımızın özverisi olmasa, eğer belli bir başarı varsa, eğer çok fazla zayiat vermediysek bu global mücadele anlamında sizlerin çok büyük emeği vardır ve çok da yalnız bırakıldığınızı düşünenlerdenim açıkçası. Ve buradan hareketle şu soruyu sormak isterim. Biz bu sağlık sürecini, bu pandeminin sağlık boyutunu yeterince iyi yönetebildik mi? Ön saflarda olan bir hekim olarak soruyorum size her şeyden önce. Eksiğimiz neydi yönetemediğimiz? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Buyurun. Biz aslında bu salgında bir daha önce yaşanan 2013'teki H1N1 epidemisinde, pandemisi 2009'da olan domuz gribinden bahsediyorum. Ben 2013'te daha küçük çaplı epidemik dediğimiz yerel düzeydeki salgında buradaydım. Daha sonra Güzelyurt'ta küçük bir kızamık salgını olduğunda yine çalışmıştık. Yine keza aynı yıl Batı Nil virüsüyle ilgili burada çalıştık. Ve Covid-19'da şöyle bir avantajımız vardı diğer yıllara nazaran. 1 Ocak 2019'da geçmiş olan bir bulaşıcı hastalıklar yasası. Bu aslında bir avantaj teşkil etti bizler için. Hiç değilse yasal anlamda
yenilenmiş bir yapıda yürüyebildik. En azından sırtımızı dayayabileceğimiz bir yasal düzenek vardı. Daha önceki salgınlarda 1936'lara ait olan bir İngiliz dönemine ait bir yasayla hareket ediliyordu. Karantina yasasıydı yanılmıyorsam da ismi. En azından Covid döneminde bir yasamız vardı. Bu önemliydi aslında. Bu yasayı evet tüzüksüz yürüttük. Çünkü son bir yıl içerisinde tüzük çalışmalarını sürdürme şansı olmadı. Çünkü bilindiği üzere aynı yıl dediğim gibi 2019'da hem koronavirüs salgınının bir dünyayı etkilemesi söz konusuydu. Aynı şekilde Batı Nil virüsünün de gündeminde olduğu bir dönemdi. Bu anlamda evet bu salgın döneminde iyi yönettik mi yasal anlamda ilk kez bir dayanak vardı ortada. Sistemli davranabildik mi? İlk dönemde yani ilk Mart 2020 döneminde hepimiz gibi dünyadaki herkes gibi biz de çok şaşkındık. Neyi nasıl yapacağımız, nasıl yürüteceğimiz, bu denli gerçekten risk arz edip etmediği konusunda tereddütlerimizin olduğu, hangi ilacı ne zaman nerede vereceğimizin tüm rehberlerde karmakarışık olduğu bir dönemdi. İlk başta. Tüm bunları yönetebilmek de açıkçası bizim gibi küçük bir ülkede ve sistemin daha ziyade bireylerin çabası üstünden döndüğü bir yerde evet bunu yapmak çok zordu ama şöyle söyleyebilirim. O dönem gerçekten herkes bu işe çok fazla emek verdi, gönül verdi. Doğrusuyla yanlışıyla bir şekilde bir sistem oluşturuldu ve bu sistem üzerinden de şu an dünya konjonktürüne de baktığımızda sağlığa erişim yönünden çok çok iyi bir noktada yönetildi. Evet sıkıntı yaşadığımız yerler oldu mu? Tabii ki oldu. İlaca erişimimiz zor bir dönemdi ilk başlangıçta. Çünkü ne yazık ki politik duruşu olarak ülkenin politik pozisyonu itibariyle ben bugün ilaç sipariş verdim yarın bana Kanada'dan ilaç gelmeyecek. Böyle bir pozisyonda olan bir ülkeden bahsetmiyorsak ya da biz. Doğaldır ki bir takım ihtiyaçların karşılanabilmesi için dahi çok ciddi emek sarf edilmesi gerekti. Fazlasıyla tartışmaların yürütüldüğü bir dönemden geçtik. Halen daha da geçmekteyiz. Bugün ilaç sorunu belki yoktur. Şu an aşı peşinde koşmakla meşgulüz. Geçen sefer yatak derdimiz vardı. Hastanemiz yoktu. Şimdi hastanemiz var. Bu hastaneyi dahi kapasitesinin üzerinde kullandığımız bir dönemden de geçtik. O yüzden evet iyi yönettik mi derseniz açıkçası bunu şu gün içindeyken benim söyleyebilmem çok kolay değil. Ama genel anlamda hastaların sağlığa erişimi yönünden baktığımda çok rahatlıkla söyleyebilirim ki birçok ülkeden çok daha iyi yönetilmiştir. Çok güzel bir cevap oldu aslında. Ne gibi zorlukla yaşadınız sizler? Yani ilk kendinizi buldunuz bunun içerisinde. Yani bu mücadelenin beni pandemi vurduğunda mesela o günlere bir dönmek isterim aslında. O günlerde yaşadığınız zorluklar, hissiyatınız sağlıkçılar olarak hani sizin gözünüzden sağlıkçıların aslında yaşadıklarını ve hissiyatını ben biraz da dinlemek, almak, hissetmek, hissettirmek istiyorum. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle yani. Bu soru senin hakkındı dilekçiyim ama böyle içimde nasıl? Hiç sorun değil. rica ederim. O yüzden hoş gör beni. Söyledikler üzerinden Nesil Hanım'ın böyle bir şey geldi bana. Can kulağıyla dinliyoruz Nesil Hanım'ı zaten. Ya öncelikle o dönem için yani evet. İlk başta hepimiz çok olduk. Öncelikle hani evet işimizi yapmak tabii ki ilk hedefimizdi. Burada birçok arkadaşımın çok özenli bir şekilde kendi ailesinden de feragat ederek evini ayıran da oldu. Gerçekten eve giderken kronik hastalığı olan veya kendisine ait kronik hastalığı olan arkadaşlarımızın o pandemi sürecini o korkuyla atlattığı süreçleri oldu. Çünkü bizler de hastalıkla mücadele etme sürecinde bulaşma riski altındaydık. Takdir edersiniz ki şu an için bir aşı umudu varken o dönem için bu da söz konusu değildi. O yüzden eve götürme, virüsü eve taşıma, yakınlarınıza, sevdiklerinize taşıma riski söz konusuydu. Bunlar gerçekten o süreçte duygusal anlamda yıpratıcı bir süreçti. Özellikle eşine, dostuna, çoluğuna, çocuğuna bulup virüsü taşımak takdir edersiniz ki fazlasıyla büyük bir stres kaynağıdır. Bununla mücadele etmek temelde çok zordu. Ancak bu süreçte de gerek hemşire arkadaşların bizlerle birlikte çalışan diğer sağlık elemanlarının çok ciddi özverileri olduğunu söyleyebilirim. Ve bunu
gururla söylemekte fayda var. Hiç kimse şöyle bir çekinceye girmedi. Ya ben korkuyorum, benim şöyle bir hastalığım vardır, o yüzden ben bu alanda çalışmayacağım deyip çekip gitme gibi bir isteği olmadı. Bu çok değerliydi. Tam tersine özellikle hemşehrilerden gönüllüler katıldı. Bir takım doktor arkadaşlarımız o dönem bizler için farklı branşlardan hekim arkadaşlarımız bizlere destek vermeye başladı. O dönem o şekilde atlattı. Keza bugün de ekibi genişleterek devam ediyoruz zaten. Yani zaten emekleriniz ve hani katkılarınız, şükran ve sevgiler her zaman anlıyoruz ve bunun da emin olun ki tüm halk olarak da, dünya olarak da bütün herkes farkında ve büyük minnet duygusu içerisinde olduğumuzu ben kendi adıma öncelikle söyleyip ve eminim birçok vatandaşımız adına da söyleyebiliriz. İyi ki varsınız. Yani söyleyecek başka da bir şey bulamıyorum açıkçası. Aynen öyle. Ben buradan şeye geçmek istiyorum Neslihan Hanımcığım. Bu aşıyla ilgili biraz bilgilendirme yapalım. Çok kafa karışıklığı oluyor. Çok soru da geliyor. Şimdi özelden de yazıyorlar. Burada arkadaşlarımın da soruları oluyor. Biraz bize bu aşılama süreci kademe kademe, yani anlayabileceğimiz şekilde en basit tanımıyla anlatabilirseniz çok mutlu oluruz. Bu süreç nasıl, etkisi nasıl, bu antikor, hayatımıza bir antikor girdi. Bu seviyeler nasıl oluyor? Yani daha öğrencilerinize anlatıyormuşsunuz gibi aslında. Böyle aynen, bir aynen şekilde bunu rica edeceğim ben sizden. Şöyle söyleyeyim. Şu an Kıbrıs'ın kuzeyinde 3 tür aşı yapılıyor. Bunlardan biri Çin aşısı diye bilinen Sinovac, Coronavac şeklinde olan inaktif aşı. Yani virüsün inaktif bir, yani hastalık oluşturmayan bir protein parçacığının vücuda verilerek bağışıklık geliştirmesi hedeflenen bir yöntem. Ki bu birçok aşının çalışma mekanizmasıdır. Diğeri Pfizer aşısı, Avrupa Birliği kaynaklı kullanılan BioNTech, mRNA. Virüsün az önce inaktif aşıda kullanılan bir protein parçacığından bahsetmiştim. Bu protein parçacığını kodlayan gen kodunun vücuda verilmesidir. Yani canlı virüs deniyor sanırım şu ara, öyle bir durum çıktı evet ortaya. Mikrop veriyoruz vücuda. Yok, öyle bir şey yok. Yani her şu açıda da canlı virüsten bahsetmiyoruz açıkçası. Yani ortada canlı bir virüs yok. Her şeyde. Ya da hastalık yapıcı bir virüs kimseye vermiyor şu an. Onun evet genetik kodlarını kopyalıyoruz. Doğru mu anladım? Evet. Bu kopyalama dediğim gibi bir tane mRNA dediğimiz messenger, yani iletici gen parçacığı bizim vücudumuza verilir ve o proteini taklit eden ve antikor oluşmasına yol açan proteinin üretilmesini sağlar. Bir diğeri ise, yani şu an AstraZeneca'dır gündemde, Oxford aşısı İngiltere'den gelen, bu aşıda bu bahsettiğim mRNA parçacığını bir başka hastalık yapıcı özelliği ortadan kaldırılmış virüs içerisinde verir. Adenovirüs içerisinde verir. Bunların hiçbiri canlı değildir. Hiçbir hastalık yapmaz her şeyden önce. Şu an toplum içerisinde bir etkinlik tartışmasıdır. Özellikle Türkiye'deki Sinovac'ın etkinliği açıklandıktan sonra vesaire. Bir tartışma içerisinde olduğumuz aşikar. Burada açıkçası ben şöyle söylüyorum. Etkinliğin ne olduğunu konuşmamız lazım bu aşamada. Özellikle Kıbrıs'ın kuzeyi için aşıyı siparişle temin edemeyecek ülkeler için söylüyorum bunu özellikle. Etkinlik bir virüsün vücuda girmemesini sağlamak üstüne konuşuyorsak, bu aşamada bu çok mümkün değil. Etkinlik dediğimiz şey, bu virüs vücuda girdiği zaman hastalık yapıyor mu? Hastaneye yatırıyor mu? Yatırıyorsa yoğun bakım ihtiyacı doğuruyor mu? Etkinlik bu üç üstünden değerlendirilmeli. Şu an söyleyebileceğimiz şey şu. Evet, her üçünde de farklı oranlarda virüs alma riskimiz vardır. Evet, yayınlara göre bu Sinovac'ta bir tık daha yüksektir. Virüsü alabilirsiniz. Evet, bu Pfizer'de çok daha iyi bir orandır ki evet virüsü almazsınız gibi. Yüksek oranda %95-97 gibi rakamlar açıklanır. Diğer taraftan AstraZeneca'da %80'lerle 90'lar arasında rakamlar zikredilmekte. Ve bu şekilde yayınlar var. Ama buradaki sorumuz şu. Virüsü aldıktan sonra hiçbirinde hastaneye yatış endikasyonu yapmanızı gerektirecek bir hastalık ortaya çıkmıyor. Tekrardan başa dönecek olursak, pandemi olmasının gerekçesi hastaneye yatışları zorlayacağını ve sağlık sistemlerinin çökmesine neden olacağı bir süreç olduğu için pandemiydi bu. Yani koronavirüs, COVID-19
İnfluenza'nın işte kuş gribinden daha mı öldürücüydü? Hayır. Normal gripten çok daha mı yaygındı? Hayır. Hayır. Ama yeni bir virüs olduğu için yayılma hızı çok yüksekti ve hastane başvuruları ve yoğun bakım ihtiyaçlarını artıracak. Gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde sağlık sistemlerinin çökebileceği öngörüldüğü için pandemi alarmı verildi. Çok güzel ifade Doğal ettiniz. olarak aşıların hedefi de bu sağlık sistemin zayıflatılmasını ortadan kaldıracak bir yöntem olması gerekirdi. Bu yüzden etkinlikten kastımız ayaktan hastalığı geçirebilme yeterliliğinden bahsediyorsak bu iş aşısında geçerli. Burada zaten O zaman tartışacağımız değil mi? yani üç aşının da etkisinin olduğunu fakat bunların hani belki bir ufak tefek yüzdelik oranlarında ufacık farklılıklar olduğunu ama üçünün de etkin olduğundan bahsedebiliriz. Doğru mu? Üçü de, bakın, üçü de hastaneye yatışı durdurur. Üçü de hastalığın ölümcül İnanmıyorum. seyahatine, yoğun bakım ihtiyacına girişi durdurur. Şu anki bütün yayınlar bu yönde. Sinovac'la ilgili tek sıkıntımız şudur. Bu sıkıntı halen daha devam etmektedir. Uluslararası ilaçları onaylayan, tıbbi ürünleri onaylayan iki tane. EMA ve FDA. Biri Avrupa'nın onay mercisidir. Diğeri Amerika'nın onay mercisidir. Her ikisinden de resmi onay almamış olmasıyla ilgili bir sıkıntımız var. Bundan ibaret durum. Yani Sinovac'la ilgili tek sıkıntı eleştirilebilir tarafı budur. Bununla da ilgili açıkçası söyleyebileceğimiz şu an keşke onaylanmış, gerçekten tüm bilimsel verileriyle analiz edilmiş, acil kullanım onayını uluslararası almış her iki hatta her üç aşı türüne de ulaşabilseydik, evet, biz de ülkemize getirebilseydik. Burada bir sıkıntımız yoksa. Ancak bunu yapabilecek bir olanakta olmadığımızın ön kabulünü yapmakta fayda var artık. Evet. Hiç Yani biz yarın olmamasından daha kalkıp böyle demiyoruz. Ben Pfizer'e 500 bin doz aşı sipariş verdim. 2 hafta sonra gelecek gibi bir iddiada bulunabilecek sanırım herhangi biri yoktur şu an kuzeyde. Bu doğru. gerçeği kabul ederek eğer yola çıkarsak elimizde olan tüm aşıların en etkin programlamayla acilen kullanılması gerekir. Aşağı yukarı yapılmış da bir hesap vardır. 400 bin nüfus için 560 bin doz aşıya ihtiyacımız vardır. Biz şu anda 50 bin doza yeni yaklaşıyoruz. Bu da bu hafta içinde gelecek ilaçlar dahil. 20 bin Bu doz yüzden olarak. şu an çünkü 400 bin nüfusu kabul ederseniz %70'ini aşılamanız gerekir. Bu da 280 bin kişi eder. 2 doz istiyorsunuz. 560 bin doz. Şu ana Şimdi kadar olan afaki gelecekler çok net bir bilgi olmamakla birlikte %10'una yani adımızda hani toplam nüfusun yaklaşık %10'unu aşıladık gibi bir söylem var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bu konuyla ilgili bir bilginiz var mı? ne kadar gelmiş olan aşılara bakarsak yanılmıyorsam ki süratlerini çok iyi bilmiyorum affedin Ortalama yani net diyelim. beni. Zaten afaki olduğunu düşünüyorum bunu. Çok net bilgi 2000 değil. AstraZeneca, 2000 Pfizer geldi 4000. Şu ana kadar yanılmıyorsam 20 bin civarında da yapılmış olan veya yapılmakta olan Sinovac var. Bu da bizi 25 bin kişi aşıladınız demektir. Ya da 15 bin kişiyi aşıladınız, ikinci dozlarını rezerv yaptınız demektir. Anladım. Anlatabildim mi? Anladım. O Evet. yüzden yani şu an hani ikinci dozu rezerv yapmadan kullanma şansınızın olduğu aşı türü şu an Sinovac. Çünkü gelişinin devam edeceğini bildiğimiz ve inandığımız o. Evet. Çünkü açıkçası şu an kabul edilmesi gereken bir gerçek var ki nüfusa oranla adayı bütün kabul ederseniz gelen Avrupa Birliği'nden gelen aşılar adil dağıtılmamış durumdadır. Bu Evet. nedenle de hani şu an diyemiyoruz ki işte 4000 doz aşı buraya verildiğinde buranın nüfusuna oranla 400 bin dediğim gibi kabul ederseniz yanılmıyorsam ön Evet. yüzde bir denk gelir. Evet. Evet, doğru Matematik söylüyorsun. çok iyi değildir kusura bakmayın ama aşı Yok yok, yeterli doğru olur. doğru hesapladınız. Öyle gözüküyor. Şimdi çok güzel bir yerdeyiz. Peki şimdi sorulan sorulardan bir tanesi de bana da özelden geliyor. Program öncesinde de. İşte hangi doğrudur, hangi aşı seçeneğimiz çok yok aslında belki ama şimdi bir kısım insanımız da işte belki ağırlıkla Sinovac aşısı oldu. Örneğin benim ailem de Sinovac aşısı oldu. Bu arada onu da söylemem lazım. Belediyenin çok güzel bir organizasyonuyla, Lefkoşa Belediyesi, Türk Belediyesi'nin teşekkürlerimi de göndererek sevgili Harmancı Başkan'a ve ekibine. Ama şimdi Pfizer aşısını da olan var. Şimdi çeşitli şeyler çıkıyor. Çıktı şeyde işte medyada çeşitli hekimlerin işte sağlık uzmanlarının söylediği işte
Sinovac kötü bir aşı gibi algılansa da veya öyle bir hava yaratılsa da işte Çin aşısıdır diye aslında geleneksel yöntemlerle hazırlandığı için daha güvenlidir diyen var. Kimisi işte Pfizer, çok girmeyeyim şimdi o teknik şeye, boğmak da istemem izleyicilerimize, ama işte Pfizer daha yeni teknolojilerle şey yapıldığı için daha etkilidir diyen var. Şimdi ben şunu da görüyorum, insanlarda ciddi bir kafa karışıklığı da görüyorum. O anlamda da sizin bilgilerinizi paylaşmanız çok çok kıymetli. Ki kamuoyumuz aydınlanabilsin. Nedir buradaki yani gerçeklik? İnsanlarımıza neler söylemek gerekir? Onları rahatlatma adına veya daha güvenli hissetmeleri adına. Öncelikle aşılama programı içerisinde şöyle bir şey yapıldı. Yayınlara bakıldı. Örneğin BioNTech aşısı 65 yaş üzerinde denendi mi denenmedi mi? Ona göre BioNTech geldiğinde ona göre bir aşılama nüfusu hedeflendi. AstraZeneca hangi yaş gruplarında daha etkin iseydi ona göre belirlendi. Sinovac'ın öyle bir yaş grubu ayrımı olmamıştı. Hatırlatırım. Bu yüzden Sinovac'ı daha yaygın kullanabildik. Kaldı ki sayı olarak da daha fazla elimizde olduğu için. Onu daha fazla yapabildik. Yani şöyle düşünün. Siz eğer 15 kişi aşılamak istiyorsunuz. Elinizde de 15 bin doz var. Ama bunun 5 bin tanesinin yayınına bakarak kullanma özgürlüğünüz varken geriye kalan 10 bin doz için böyle bir özgürlüğünüz yok. Bilmiyorsunuz. Elinizde olan veriyle hareket etmek zorundasınız. Bu verilerin kaynağı nedir? Brezilya'nın verisi, Endonezya'nın, Şili'nin, Türkiye'nin ara verileri ve dün yayınlanmış olan son faz 3 raporu. Elimizde bunlarla ilgili bir de firmanın kendi yaptığı çalışmaların verileri vardır. Günün sonunda bizlere yöneltilen sorularda da bizler de bu verilere sırtımız dayayarak sizlere cevaplayabiliyoruz. Yani nasıl ki Brezilya etkinliğini %50.3 açıkladığı gün biz demiştik ki nasıl? Etkinlik %50.3 ise ben bütün toplumu aşılasam da istediğim aşılığa gelemem diyorduk. Bugün Türkiye'nin verisine bakıyoruz. %91'lerde bir rakam veriyor. Range'i de şöyle açıyor. Diyor ki %65 ile 91 arasındadır. Ortalama 83'tür. Verdiği aralık bu. Bugün de buna göre cevap verebiliyoruz. Eğer bundan 6 ay sonra biri çıkar ve der ki ben 50 bin kişi üstünde bu çalışmayı yaptım. Benim etkinliğim de budur. Günün sonunda o yüzden bahsettiğimiz onay mercileri bu işe yarar. Onay mercilerine siz bütün bu veriler akar. Firma bütün bu verileri toplar. Uluslararası düzeyde toplar çalıştırdığı ülkelerde. Gider bu verilerini sunar. Bu veriler analiz edilir. Ve acil kullanım onayı alır ya da almaz. Neden acil kullanım onayından bahsediyoruz? Çünkü pandemi sürecinde faz 3'ün faz 4 dönemine bağlanacağı süre 3-4 yıl bekleyecek gibi bir lükste değil. Yani biz oturursa en erken bulunan aşı kaba kulak aşısıdır. En erken sürede üretilen. O 4 yıl aldı. 4 yılda piyasaya sunuldu. Biz farkındaysanız 60 günde virüsü izole edilmiş bir virüsten bahsediyoruz. 9 ayda aşı üretiminden bahsediyoruz. Yani o yüzden bahsettiğimiz süreçlerde bunlar çok seri olmuş durumdadır. Doğaldır ki yayın takibinin dışında bizlere yönelttiğiniz, çünkü biz ARGE çalışanlar değiliz, farkındasınız umarım. Biz sahadaki hastaya müdahale eden, hasta bakan kişileriz. O yüzden bize yönelttiğiniz sorularda da bu yayınlara sırtımızda yayarak ancak cevap verebiliriz. Çok şu an doğru. Diyorum ki dünkü update edilmiş verimiz Türkiye'den gelen veridir. Bugün Brezilya'ya dönüp baktığınızda Brezilya aşıladığı bölgede, full aşıladım dediği bölgede ikinci salgınını yaşıyor. Çünkü varyant virüs etkili olmadığını görmüş. Bunun yayınını çıkarıyor şu an. Yani o yüzden mesela soru şuna döner. Peki varyant virüsleri etkileyecek mi? Üretenler bunun cevabını bilemez iken. Evet, onların cevaplar vermemiz çok mümkün değil. Halkın da bunları çok merak ettiği ve çok çok haklısınız, çok iyi anlıyorum ben, ama halk da bunları merak ediyor, endişe ediyor açıkçası. Yani işte sürekli mesela şeyler çıkar. İşte bu virüs mutasyona uğradı. Şimdi mutasyona o yüzden hani sağlıkçıların, sizlerin çok daha fazla çıkıp kamuoyu önünde. Çünkü insanlar şey değil, bilgili değiller. O yüzden hani bilgi olmadığı zaman insan bilmediği şeyden korkar. Dolayısıyla rahatlatılmaya ihtiyaç duyar. Ben bunu çok hissettim yani, gördüm yani kamuoyunda bu eksikliği açıkçası. Şimdi dolayısıyla işte mutasyona uğradı virüs. Kimisine göre mutasyona uğradı çünkü bu virüsün etkisinin azaldığı anlamına gelir. Şimdi başka biri der ki
Bilakis daha da güçlendi, daha hızlı yayılıyor, daha öldürüyor. Şimdi hani hekimsiniz ama sonuçta bu ülkenin bir insanısınız, aileniz var. O işte sıradan bir vatandaşın ayakkabılarının içine girerek cevaplamanızı isterim. Çünkü insanlar bunu gerçekten soruyorlar. Açıkçası ben de çok sorguluyorum. Yani bu mutasyona uğradı, nedir bu mutasyon işi? İkinci, üçüncü faz veya nedir, ne değildir? Anlatabiliyorum değil şeyi. Bunlar yani halkın sorduğu sorular olduğu için paylaşmak ihtiyacı hissediyorum. Geldiğince anlaşılır şekilde izah etmeye çalışayım. Çok teşekkür ederim. Virüs sayısız mutasyon geçirdi. Yani şu an bilinen işte Afrika, İngiltere ve Brezilya mutasyonu var değil mi? Yüzün üstünde mutasyon geçirdi. Her geçirdiği mutasyon halk sağlığını tehdit edecek diye bir şey yok. Bu virüs değil mi? Yani bir yıldan bahsederek bir yılda 100 tane doğru anladım. Yalnız Güney'in kendi açıkladığı 37 tane farklı mutasyon. Bu tarafta dönün Türkiye'ye kendisini şu an söylediği üçün üstüne mutasyon tanımlıyor. Ve illere göre isim vermeye başlıyor. Bizde mutasyonu, Karadeniz mutasyonu falan gibi şeyler var. Virüs düzenli olarak tüm virüsler düzenli olarak mutasyona uğramak zorundadır. Doğanın genel kanunudur. Sağ kalmak zorundadır. Doğaya adapte olmak için tüm canlılar değişim gösterir. Virüsler de böyledir. Ancak bunlar sağ kalmak için geliştirdiği tüm mutasyonlar halk sağlığını tehdit edecek diye bir şey yok. Şu an evet İngiltere mutasyonu halk sağlığını tehdit eder ama İngiltere'de şu an tanımlanmış B117'nin dışında da mutasyonlar var. Ama halk sağlığını tehdit eden B117 mutasyonudur. Neden? Havada daha fazla asılı kalabilme özelliği var. Çok daha kolay akciğer dokusuna geçebiliyor. Hücreleri daha çabuk bağlanıyor. Bazı yayınlara göre daha agresif seyrediyor. Bazı yayınlara göre hayır. Hızlı bulaştığı için bak arttı. O yüzden kötü hastaların sayısı arttı diyor. Vesaire. Yani o yüzden mutasyonlarla ilgili bizi bağlayan kısmı. Bir, halk sağlığını etkiliyor mu? Bulaş hızını değiştiriyor mu? İki, kliniği değiştiriyor mu? Bulaşıyor ama hiçbir şey yapmıyor. Ayaktan geçiriyordur bir mutasyon mesela. Veya şunu diyebilir miyiz? Biz aşı yaptık. Aşı escape olabilir mi? Yani aşının kapsayıcılığından, koruyuculuğundan kaçabilir mi? Buna benzer soruların üstünde mutasyonlar eğer yorumlarsa, evet şu an bilinen, halk sağlığını tehdit eden 3 mutasyon var. Arkası gelecek mi? Muhakkak ki gelecek. Burada bu 3 mutasyondan devam edeceğiz. Bir kısacık ara verelim. Yönetmenim uyardı beni ve devam edeceğiz. Çok çok keyifli ve çok bilgilendirici gidiyoruz. Kısa bir aradan sonra beyaz yakalılar devam edecek. Santilaryon Kalesi'nde dün akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangında kalenin içerisindeki kafeterya küle döndü. Alınan kararlar kapsamında mahalle sent pazarları 40 gün ardından yeniden açıldı. Ancak pazar esnafı müşterilerin ilgi göstermemesinden dolayı sitemli. Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Lefkoşa'da başlattığı araçlı eyleme devam ediyor. Türkiye'den Ercan Havalimanı inen ambulans uçakla gelen 20 bin doz aşı yetkililer tarafından teslim alındı. Başbakan Ersan Saner, Türkiye'deki temasların tamamlanmasının ardından yurda döndü. Türkiye'den aktarılan para ile yıllardır gündemde olan E-Devlet projesinin canlandırılarak Kuzey Kıbrıs için dijital ortama geçileceğini ifade eden Başbakan Saner, E-Devlet binasının da temellerinin atılacağını söyledi. Dışişleri Bakanlığı Erenköy'de bulunan askeri birliğe lojistik ikmal sağlamak üzere Yeşilırmak kara sınır kapısından gerçekleştirilmesi öngörülen konvoyun düzenli geçişinin Kıbrıs Rum tarafınca engellendiğini açıkladı.
Evet, çok kısa bir aradan sonra beyaz yakalılar devam ediyor. En son mutasyon, üç tür mutasyonda kaldıydık sanırım. Oradan devam edelim. İzleyici soruları var. İzleyici sorularını da cevapsız bırakmak istemeyiz. Buyursunlar. Günün sonunda üç tür mutasyonumuz var. Şu an bilinen halk sağlığını tehdit eden aşı koruyuculukları tartışmalı olan. Şu an inaktif aşıların mutasyonlara karşı daha az etkin olabileceğini teorik olarak biliyoruz. Bugün biliyoruz ki hani Brezilya'da Sinovac aşılaması yaygın yapılmıştır ancak Brezilya virüsüne koruyuculuğunun yeterli olmadığını yayınladılar. Diğer taraftan Afrika varyantına AstraZeneca'nın koruyuculuğu tartışmalı durumda şu an. Bunun dışında İngiliz mutantına Pfizer'in etkinliğinin iyi olduğu ancak Afrika varyantına soru işareti olduğu söyleniyor. Elimizdeki veriler bu yönde. Bu yüzden tedbir amaçlı nasıl davranmamız gerektiğini artık bakmamız lazım. Çünkü aşı yaptık bitti noktası virüsün sirkülasyonunu durdurmayacak. Aşı bizim sağlık sistemimizi koruyabilecek ve ölmemizi engelleyecek bir düzeneği sağlayacak. Aşı COVID'i ortadan kaldırmayacak. COVID bundan sonraki hayatımıza tıpkı influenza gibi hep olacak. Yani Yaşamayı bundan öğreneceğiz yani COVID. Bu çok önemli bir söylediğiniz. sizin hareket etmek çok doğru değil artık bu saatten sonra. Kesinlikle. Peki hocam ben buradan şeye geçmek istiyorum müsaadenizle. Bu bir soru çok benim merak ettiğim bir soru. Yani tıp bilmediğimiz için bir sağlıklı insanda bir antikor ne kadar olmalı? Her kişiye göre değişen bir şey midir bu antikor meselesinde? Hani ne kadar antikoru varsa sağlıklıdır diyebiliriz baktığınızda. Ve bununla bağlayarak hemen arkasından şunu eklemek istiyorum. Gelen sorularımız içerisinde bu antikor üretimi ikinci aşıdan sonra mı başlıyor diye sormuş bir izleyicimiz. Öyle bir şey var mı? Hani ilk aşıyı vuruldu, üretmeye başlar mı? O onu etkileyen bir şey mi? Yoksa ikinci aşıdan sonra mıdır demiş. Ve bu antikorlar her aşıdan sonra ölçülüyor mu? Ya da ölçülmeli mi? Doğru mudur bu? Üç tane arka arkaya sıraladım size hızlıca. Antikorlar COVID-19 spesifik antikor bakmanız gerekir. Çünkü 7 grup koronavirüs var. Ve 7'sinin de spike proteini var. 7 grup. 7 tane. Evet. MERS-CoV hatırlatırım. Hacca gidenlerde ortaya çıkan koronavirüsün bir türeviydi. Middle East. Respiratuar. SARS hatırlatırım. O da bir koronavirüs türevidir. Şu an COVID-19. Bunun gerisinde 4 tane daha var. Hepsinin ortak yapısı spike proteini hepsinin var. O yüzden antikorun pozitifliği COVID-19'a spesifik olup olmadığına bakmak da önem arz eder. Ancak şu aşama aşıların birinci dozlarından sonra antikor bakmanızın çok bir önemi yok. Oluşan antikor düşük seviyede de olduğunda bir anlam ifade etmiyor. Yüksek seviyede olduğunda da bir anlam ifade etmiyor. İkinci dozdan yaklaşık bir ay sonra antikor bakılabilir. Ancak bu şu an önerilen bir şey değil çünkü elimizdeki şu an cihazlarla COVID-19 spesifik bağışıklık antikor kesinlikle bu düzeyi koruyucudur diyecek hiçbir şey yok. Yani 250'nin üstünde çıktığında da bunun beni koruyup korumadığını bilmiyorum. 20'de çıktığında bunun beni koruyup korumadığını şu an bilmiyorum. Bu bize muhtemeldir ki bir yıl sonra yapılan antikor çalışmaları sonunda net bir şey söylenecek. Ama şu an en net söyleyebileceğimiz oluşan antikorların düzeylerinden bağımsız olarak diyoruz ki hiç oluşmaması evet bir sorundur. Bu evet bu ciddi bir sorundur. O aşı işe yaramamıştır. Hani bahsettiğimiz o etkinlik meseleleri vardı. Ciddi diğer tarafındasınız demektir. Antikor oluşturmamıştır. Bu kadar. Yani bunu artık tartışmıyoruz. Etkilememiştir yani direkt. Her üç aşıda da farklı olasılıklar da mümkündür. Evet şu an elimizdeki veri kaynağı der ki en yüksek bu antikor oluşturmama riski olan şu anki verilere göre Sinovac'tır. Şu anki veri bu. Ve tekrardan dönüp diyorum ki
İkinci dozdan bir ay sonra baktığınız antikor düzeyinin de sizi koruyup korumadığı konusunda net bir bilgi var mı? Bir yayında tekrarlıyorum. Onun üstü sizi koruyacaktır. Bir yayın diyor ki 20'nin üstü. Bir başka yayınsa şunu yazar. Bakın gayet açık rakamlarını da söylüyorum. Onun üstü, 20'nin üstü. Bir başka yayın der ki pozitif olması yeterlidir. Çünkü siz virüsle karşılaştığınızda bellek hücreleri aktive olacaktır. Ve zaten bir anda virüse karşı olan antikorlar bellek hücreleri tarafından yeniden üretilecektir. O yüzden antikorun şu dönemde bakılmasının en azından tüm toplumda bakılmasının çok bir anlamı yok. Bize bir veri kaynağı sağlamayacak. Bunu açıkçası araştırma geliştirme çalışmaları içerisindeki raporlama bölümündeki gruplarda yapılması gerekir. Bizler gibi şu an acilen aşılanma konusunda aktif olan yerlerde çok mümkün değil. Antikor takibine göre. Evet senin antikorun varsa rahat ol çıkar maskeni gez diyemeyeceğim ki zaten. Yok, kişisel olarak ben bunu önce şöyle kendimden örnek vereyim. Ben bir hekim olarak şunu demiştim. Ben bu aşılardan herhangi birini tamamladığımda tulumu çıkarıp hasta bakabilecek miyim? İlk sorduğum soru buydu benim açıkçası. Sorduğum hiçbir hocam bana çıkarabilirsin demedi. İsyan da etmişti itiraf etmem gerekirse ama durum bu. Yani o zaman bu devamlı söylediğimiz aşılansak dahi oldu. Bütün ülke, bütün adamımız aşılandı, tamamız. Ona rağmen biz yine bu maske, mesafe, hijyen konusu her daim artık hayatımızın bir parçası olacaktır. Bu bizim kendi özelimizde kendimizi korumak adına her daim dikkat edeceğiz. Uzunca bir süre gibi gözüküyor. Ne diyorsun? Bizim her yıl gördüğümüz influenza vakalarının bu yıl yarısını bile görmedik. Çok enteresan. İnfluenza çekip gitmemiştir hayatımızdan tahmin edeceğimiz üzere. Çünkü artık herkes maske kullandı ve influenza maskeden geçişi daha büyük bir virüs olduğu için mümkün değil. O yüzden bu sene doğru düzgün influenza olmadı ki. Evet. Tam bunun üzerine hocam bir soru gelmiş. Neler öğreniyoruz neler? Evet evet çok ilginç bu maskeyle ilgili. Hasan Barış Günsel Beyefendi mesaj yazmış ve diyor ki her maske virüsten korumaz diyor Avrupa Birliği'nin standartlarında. Cerrahi maske yani N146 okuyamadım da 83 sanırım 883R2 olmalıdır. Virüsün filtrelenmesi için bu konuda daha halk bilinçlendirilmesi gerekiyor tarafınızdan diye bir not yani mesaj bırakmış bize. Bu konuda ne diyorsunuz hocam? Evet, tam maske üzerine bunu sormak istedik. Bu maske olayı hakikaten çok önemli. Şimdi işte çift maske takan var. Çift maske takılsın deniyor. Gene mutasyona bağlanıyor falan. Doğrusu nedir bu işin? Ya açıkçası önce ben bunda biraz eleştirel cevap vermek isterim. Şöyle söyleyelim ki, evet kumaş maske dışında bir şey takmanız gerekiyor. Bu kesin. Hı hı. İlk başta dedik ya gerekirse evlerinizde dikin şunu yapın, atölyeler kullanın. Evet. Kumaş maskeler dağıtıldı vesaire vesaire. Şu an artık biliyoruz ki bizim şeyde de bölgemizde de yaygın olarak İngiliz varyantı görülür. Ve kumaş maske bunun için koruyucu değildir. Hı. O yüzden ne yapmamamız gerektiğinden artık eminiz. Kumaş maske kullanmıyoruz. Süngerli sentetik maskeler vardır, kullanmıyoruz. Üzerinde baskılı olan maskeler vardır. Şu an kozmetik amaçlı bence artık kullanılıyor. Kullanmamalıyız. Çocuklarımız maske takabilsin diye bir sürü şekilli şeyler takıp yüzüne gönderiyoruz. Kullanmamalıyız. Bunlar korumuyor, tam tersi. Nem oranını daha da artırdığı için virüsün yapışmasını kolaylaştırıyor. Yanlış hareket. Korunmak için yaptığımız şey tam olarak davetiye çıkarmak diye bir şey. Peki neyi kullanalım? Evet, filtreli, onaylanmış maske kullanalım. Buraya kadar anlaştık. Eğer siz 100 tane maskeyi, tek bir kişi, eğer aktif çalışan biriyseniz 100 maskeyi ortalama 3 günde tüketirsiniz. Şu an 100 tane maskeli satıldığı bir paket verin fiyatı 80 ile 150 TL arasında. Sizin sizin tanımladığınız nitelikte maskelerden bahsediyoruz değil mi? Bizzat kendim satın aldığım için söylediğim kısımları söylüyorum. Hani bence etkin olan olduğuna kanaat getirdiğim ve evet bunu daha rahat kullanıyorum, yüzüme daha uygundur, daha az boşluk bırakıyor dediğim maskeleri alıyor. 10 tanesi eğer 10 liraysa. Evet, 100 lira. 100 lira, bu kadar. Ve 3 günde tüketebilirsiniz eğer bizlerin önerdiği gibi kullanırsa bu insanlar maskeyi. 40 dakika kaldığı zaman lütfen çıkarın, değiştirin diyoruz yani. Aktif çalışan birini düşünün. Bir süre daha havalar ısınacak. Nemden koruyun diyoruz.
O yüzden bahsettiğimiz şey hani önerirken daha realistik olmaya çalışıyorum açıkçası. Evet, maskenizi takın, 40 dakikada bir değiştirin. Değiştirdikten sonra disposable oldukları için mutlaka atın, çünkü bakteri ve mantar biriktirir. Bunlar çok kolay söylemez. O yüzden uygulamadan eğer nerede hata yapabiliyorsak, maskelerin fiyatlandırılmasında, denetlenmesinde, ilk başlangıçta hatırlatırım 200 liraydı bir kutu maske. Evet. Çok ciddi vurgunlar oldu. Çok ciddi vurgunlar oldu. Zaten devlet de onun tedbirini, önlemini aldıydı ondan sonra. Ama bayağı yani vuran vurdu. Devlet açısından bakarsam okuldaki çocuklara maske, aktif sahada çalışın dediğimiz insanlarımıza maske verebilmeliydik. Evinizden kendinize bir maske bulun, takın da getirin dememeliydik. Evet. Yani o yüzden baktığınız zaman bu ciddi bir sıkıntıdır. Hani maske, mesafe, hijyeni ezberledik, çok güzel. Maske takın dediğimiz zaman bunun takılabilir olup olmadığını, özellikle hepimizin kabul etmesi gereken bir gerçek var. Ekonomik sıkıntılar korunma motivasyonumuzu ortadan kaldırmıştır. Çok doğru. Bundan hiç kimse de muaf değildir. Bundan sağlıklar da muaf değildir. Bundan tüccarlar da muaf değildir. Kasiyerler de muaf değildir. Pastaneler de değildir. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle kimsenin korunacak motivasyonu kalmamıştır. Biz de şimdi üzerlerine siz lütfen 3 günde bir 100 TL de cebinizden çıkarın, dönün, maske de takmak zorundasınız. Çünkü o maske olmadı, evinize yap demiştik ama artık işe yaramıyor, bunu takın gibi şeyler söylerken açıkçası ben biraz imtina ediyorum. Çünkü gerçekten hani çok böyle reel gelmiyor bana. Olmaz gereken budur. Sorduğunuz zaman bilimsel cevabımı verebilirim. Bunu yapılması gerekir. Cerrahi maske, filtreli maske kullanmalısınız. 40 dakikada bir değişmeli. Onu atmalısınız. Çünkü tek kullanımlık maskelerdir. Bu sorumuzun cevabı sanırım bu kadardı aslında. Şimdi evet. 15 dakika sonra sizi bırakmak zorundayız. Acil bir toplantınız var. Çok sorular var aslında. Yani belki bu programı belki tekrarlamak gerekir. Dilekçeyim. Çünkü evet kesinlikle. Çok konular var. Belki de seriye bağlamak lazım. Bilmiyorum ama şu Nesil Hanım'ı dinlerken şöyle şey geldi bana. Peki ne yapacak insanlar? Yani pandemiyle yaşayacağız. Çok net. Bunu ben de biliyordum. Yani işin ekonomik tarafıyla da hani ilgilenen bir iş insanı olarak da çok ciddi etkilenen, bütün sektörler olduğu gibi biz de çok ciddi etkilendik ve şöyle bir kamuoyu oluşmaya başladı. İşte aşı gelecek, işte açılacak ve işte ondan sonra tamamdır bu iş, düzeleceğiz gibi bir şey de var. Açıkçası benim de böyle yani yüreğime su seren de bir şey de var. Tabii ki sağlık önemli ama sağlık dediğiniz gibi ekonomi olmadığı sürece sağlık da bozulur gider. Yani o anlamda çok ciddi, her ikisinin de eşgüdüm şekli halinde yönetilmesi gerekirdi. Bu başarılamadı. Dolayısıyla ciddi sıkıntılar var. Ki sağlıkla ilgili de işte hala daha vakalar falan geliyor. Yani ne yapıp yapmamız gerekir? Yani sizin reçeteniz, hem bu ülkenin bir insanı hem sağlıkçı, hekimi, ön saplarda çarpışan bir sağlık neferi olarak topluma ne söylemek istersiniz? Yani ne yapmamız lazım? Dediğiniz gibi maske, mesafe, hijyenden öte şunu mu artık içselleştirmemiz lazım? Çünkü görüyoruz yani dünya da başka bir yere gidiyor. Yani işte dijitalleşme, işte e-ticaret artık daha fazla patlamış durumda. Ülkemizde de öyle. Biraz alışkanlıklarımızı mı değiştirmek zorundayız? Açıkçası sizin bu soru çok sosyolojik bir sorudur. Çünkü yeni normal olduğunu kabul etmedi. Aynen. Yani onu şunu kabullenemiyor çünkü insanlarımız. Çok net görüyorum. Ya direniyorlar hala da ama galiba yeni kabul etmemiz gerekir gibi geliyor bana. Yeni normalin kabul edilebilir hali korkmamakla ilişkilidir. Şöyle ki eğer gerçekten biz başarabilir ve erken sürede aşılanmamızı sağlarsak zamanında domuz gribinden korkma süremiz 4 aydı. Pandemi bittiğinde. Ben 2009'da bunu Ankara'daydım bunu yaşadığımızda. 4 ay korktum. Aşısı çıktığında ve aşılanma yaygınlaştığı anda, aşılanma tamamladıktan 4 ay sonra herkes kendi normallerine zaten o dönem alışmıştı. Ve önümüzdeki yıllarda buna benzer mutasyonel virüslerin pandemisine adapte olmamız gerektiğini gösteriyor. Bu iyi bir antrenman mıydı? Keşke bu kadar zayiat verilmeden öğrenebilseydik. Evet. Bunu söyleyeyim. Çünkü dünya genelinde çok ciddi bir insan kaybı söz konusu. Korkunç.
Diğer taraftan da şunu söyleyebilirim. Yeni normal korkmadan sürdürdüğümüz zaman ve gerçekten ekonomik kaygılarımızdan biraz sıyrılabilirsek, çok uzun bir zaman alacağını sanmıyorum. Bu sadece Kıbrıs'ın kuzeyi için söyleyebileceğim bir şey. Şu an çünkü aşılama ve aşı temini hiç fena gitmiyor. Ve bu anlamda tekrarlıyorum, hatırlatmakta hep fayda görüyorum bunu. Pandeminin amacı, pandemi ilanının amacı, sağlık sistemi çökmesin. Çökmesin, evet. Ve sağlık hizmetinden yararlanarak sağ kalabilecek kişiler korunabilsin. Yani yoğun bakıma ihtiyacın varsa yoğun bakıma girebil. Yatak olmadığı için dışarıda kalma. Bunu sağlayabilmekti. Aşı bize bu imkanı sağlayacak. Bu anlamda o yüzden yeni normale korkmadan yaklaşmamızın tek umudu gerçekten aşıydı. Ve şu an bununla ilgili gereken bence yapılabilecek ne varsa herkes yapmaktadır. Ve gelen aşıların da bir an önce iyi bir organizasyonla ne kadar hızlı yapılabilirse yapılmaya başlanması gerekir. Evet, topluma ille mesaj vermem bekleniyor. Hala da ısrarla söylüyorum. Maske, mesafe, hijyen çok sıkıcıdır. Evet, çok bunaldık ve paramız yok. Ama motivasyonumuzu kaybedersek bir süre daha paramız olmayabilir. Hatta sağlığımızı bile etkileyebilir. En kötüsü de odur. Önemli olan o sağlık, yoksa hiçbir şeyin anlamı yok değil mi baktığınızda da? Yeni virüsler de gelecek mi? Yani çok soru var vallahi yani. Yeni virüslerin gelmeme gibi. Geleceği söyleniyor çünkü globalleşme var, artık küresel bir köyde yaşıyoruz deniyor. İşte bazen haber çıkıyor, işte Çin'de gene yeni bir virüs falan. Veya işte X ülkede. Yani nasıl değerlendirirsiniz? 2009'da asistandım, H1N1'le yüzde geldik. 2013'te Kıbrıs'taydım bu olduğunda. 2016'da kızamıkla baş başa kaldık. 2020'de Batı Nil virüsü gördük. Arada bir Ebola geldi geçti. Günümüze bakarsanız Covid-19'dan bahsediyoruz. Yani işte eğer alırsanız işte 2009'dan 2020'ye beklenmedik hiçbir şey olmadı. Şu an beklenmedik tek şey influenza pandemisinin bu sene olmaması. Bekleniyordu çünkü. Çünkü influenza'nın kendisi 10 yılda bir pandemi yapar, 4-5 yılda bir epidemi yapar. Hiç bu istatistiğini bugüne kadar bozmadı, 1930'dan beridir. Ve şu an baktığınızda 2009 pandemi yılıydı, 10 yıl geçti 2019. Bu yüzden yeni bir influenza'ya hazır olmak gerekirdi. Covid-19 bunu çok güzel önledi çünkü bir anda hızlıca herkes maske kullandı ve influenza'ya karşı maske her zaman koruyucudur. Etkili. Bu yüzden biz influenza'dan bu yıl tabiri caizse kurtardık. Yırttık. İnşallah. Peki hocam, şimdi çok da gündemde olduğu için sormak istiyorum. Bu aşı pasaportu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu ara birkaç gündür de hep önüme de düşüyor bununla ilgili haberler falan. Aşı pasaportuna nasıl bakıyorsunuz? Nasıl yaklaşıyorsunuz bu konuya? Bir fikrinizi almak istedim uzman olarak da. Şimdi aşı pasaportunu gündeme getiren ülkeler aşıları onaylama mercilerine sahipler ülke. Yani aşıyı Avrupa onaylarsa kendi aşısını ister. FDA onaylarsa o da kendi aşısını ister. Her ikisinin onayladıklarına da ticari geçiş olsun diye izin verir. Buraya kadar hiç şaşırılacak bir şey yok aslında. Yani. Ancak hani bu şu an bizler için de özellikle Sinovac aşısı yapmış ülkeler için bir sıkıntı doğuracak mı? Eğer FDA'den ve EMA'dan onay almazsa ve bu kural geçerse evet sıkıntı olabilir. Ancak şu an şöyle bir reel dünyada yaşıyoruz. Az önce sizlerin de ifade ettiği üzere global bir köyde kapı izni için zannetmiyorum ki sen geçemezsin, sen geç diyecekler aşılıyken. Hı hı. Sadece kişisel görüşümdür. Bu konuda çok bir öngörüde bulunmam mümkün değil şu an çünkü politik dinamiklere çok hakim değilim. O yüzden hani Orta Doğu'daki sermayenin Avrupa'ya ne kadar gitmesini isterler, ihtiyaç var mı orada da sanki ekonomi çökmüş gibi görünüyor falan. Her yer çökmüş gözüküyor. Her şeyden sıfır sıfırdan başlıyor. Bence para akışının olduğu yönde pasaport kalkar. Son birkaç dakikamız kaldı. Biraz da bu aşılama organizasyonuyla alakalı fikirlerinizi dinlemek, gözlemlerinizi dinlemek isteriz. Yeterince etkin bir, koordineli bir organizasyon yapıldığını düşünüyor muyuz?
Çünkü mesela kamuoyuna bazı şeyler oldu, yansımalar oldu. Bazı işte belki buraya girmek istemezsiniz ama ben de söylemek, sormak durumundayım. En azından paylaşmak durumundayım. Aşıya gerçekten ihtiyacı olan insanların dışında da insanlar. Yani hani yaşlılar veya işte ön safta doğan insanların dışında da o bir aşının, gelen aşının heba edildiğini bir kısmının en azından düşünür müsünüz? Daha etkin, daha iyi şekilde nasıl organize edilebilir bu süreç? Açıkçası bu yani, kuzeyde konu organizasyonsa garanti ederim ki her zaman daha iyisi olabilir. Çünkü paydaş sayısını artırmadığınız müddetçe, yani yönetim anlayışınız, merkezi yönetim anlayışınız eğer paydaş sayısını artırmazsa, yerel yönetimlerle işbirliği yapılmazsa, aynı anda merkez de güçlendirilmezse organizasyonlarımız her zaman yetersiz kalacak. Bu aşılama için de böyledir, denetim için de böyledir. O yüzden hani şu dönemde en iyi elde ettiğimiz deneyim hep bu yöndeydi. Belediyelerin katkı koyduğu yerlerde aşılamalar çok iyi gitti. Katkı koymadığı yerlerde tıkandık. Merkezi aşılama dediğimiz hani hastanelerde yaptığımız aşılamalarda düzeni ancak oturtabildik. Yani ve sizin sanırım sormaya çalıştığınız aşıdaki torpil Evet. meselesiydi. Değerli sorunuz buydu yanılmıyorsam. Çok istemedim sizi sokayım o topa ama evet önemli o. Çünkü Sizin bu da çok rahatsızlık yarattı benim sonunda. Evet, çok üzücüdür. Olmuştur. Ben yani olmamıştır gibi iddiada bulunmam sanırım çok gerçekçi olmaz. Olmuştur. Ancak şöyle söyleyelim. Hani %10'u aşılandıysa toplumun, bu %10'un kaçta kaçı torpilli olabilir? Sadece basit bir tahminde bulunursanız, bu evet fırsat eşitliğini ortadan kaldırır. Evet, torpil her koşulda kötüdür. Burada hiçbir itirazım yok. Ama aşılanma motivasyonunu bozacak kadar büyük bir rakam olduğunu sanmıyorum. Çünkü %10'a ulaşmak için herkes aşılamak zorunda sayılır zaten o dönemde. Ama eğer sektörel sıralamadan bahsederseniz bunu daha farklı tartışabiliriz. Yani gerçekten ön safhada olmak zorunda olan, değiştirilemez meslekler vardır. Polis gibi, öğretmen gibi, itfaiye gibi. Yani bunların sağlık çalışanları gibi. Gerçekten eğer ekonomi dönsün istiyorsanız belki otel çalışanlarına kadar bu yürütülebilirdi. O yüzden hani aşı öncelik sırasını ekonomik kaygılarla değiştirilebilirdi. Bunlar da açıkçası çok tartışmaya açık konular. Bunlar sadece benim kendi kişisel fikirlerim, yanlış anlaşılmasın. Buna benzer katmanlandırma belki yapılabilirdi. Ama şöyle söyleyebilirim. Halihazırda yapılmış olan aşıların torpilsizi veya torpillisi yapılmış olması açısından bir sağlıkçı olarak mutluyum. Ama eğer gerçekten kronik hastalığı olan, bağışıklığı baskılanmış bir kişinin hakkı yenerek yapılmışsa eğer bu aşı, onun önüne geçerek yapılmışsa hakikaten bu çok üzücüdür. Haksızlık. Bu haksızlığı tabii ki hoş görmek ya da kabul edilebilir kılmak, meşru kılmak çok mümkün değil. Vallahi süremizin şeyine geldik, sonuna geldik. Ya, hiç bırakmak istemem ama bırakmak zorundayım çünkü toplantısına katılacak. Ya özeti herhalde şu, böyle bir kısa özetleyip sevgili Dilek'e vermek isterim. Yani yeni normale adapte olmak zorundayız. Aşılanma her şeyi çözmeyecek. Bizi daha korunaklı hale getirecek. Ama korkmamamız lazım. Bu virüsün grip virüsü gibi, hani influenza virüsü gibi, yani sizin ifade ettiğiniz gibi bilimsel tanımıyla hayatımızdan gitmeyeceğine şimdiden kendimizi alıştırsak iyi olur. Yani bu çıkıyor ortaya aslında. Değil mi? Yanlış bir şey söylemedim. Yanlış bir özet yapmadım. Dilekçeyim, neler söylemek istedim? Evet. Sonra da Yani uğurlayalım. evet, ya çok, çok keyifli oldu. Yani nesli diyorum size. Nesil. Nesli. Nesli özür Muhtemelen dilerim nesli. hocam ya. Muhtemelen nesli diye de hitap ediyorlardı muhtemelen. Değil Evet, mi? alışılmış. Öncelikle hocam çok teşekkür ederiz. Bence çok bilgilendirici oldu ama bu program yeterli değil diye düşünüyorum ben. Yani daha çok şey var. Hani belki bunu bir seri haline mi getiririz bilmiyorum ama sizi birkaç defa daha rahatsız edeceğimizi düşünüyorum ben. Hani desteğinizle birlikte bir şeyler anlatabilmek adına. Gerçekten biz hani şeyden bahsettik ya, biz şu anda bir pandemide bir virüsle uğraşıyoruz ama başka bir virüs daha var aslında. Bilgi kirliliğinden oluşan, insanları endişeye sevk eden inanılmaz derecede
Gelen sorulardan da onu anlıyorum aslında. Birçoğunu da paylaşmadım burada. Ne kadar yanlış bilgilendirildik ve bu çok büyük endişe uyandırıyor. Sağlığımızın dışında ruh sağlığımız da bozuldu hocam açıkçası. Endişe, hat sayımız yükseldi. Çok doğal olarak bu da doğru bilgiye ulaşmakta zaman zaman, yani elbette ki ulaşır, sizin gibi çok değerli hocalarımız var ama çok da kirli bilgi var hocam. Yani bu söylediklerimizin bambaşka söylemleriyle karşılaştığımız, ettiğimiz, kendimiz de bireysel olarak yaşadığımız için bunu çok rahat söylüyorum. Endişelip kalp ritmimizin değiştiği çok anlar oldu. Ruh sağlığımız bozuldu endişeden dolayı açıkçası. Bu arada diğer psikologlara, psikiyatriste de çok ihtiyacımız var, destek olup aslında onlarla da bir program yapmamız lazım sizlerle birlikte. Gerçekten buna ihtiyacımız ama var. Fakat iyi ki varsınız. Ve ben yine tekrar sizin de tekrarladığınız maske, mesafe, hijyen, bu her daim hayatımızın bir parçası olacak gibi anlıyorum hocam söylediklerinizden, Mustafa'nın da özetlediği gibi. Dilerim bireysel olarak bunları yaptığımızda zaten hani bir şekilde ilerleyeceğiz, yeni normalimize de alışacağız, her şey, insanoğlu çabuk alışıyor, öğreniyoruz. O yüzden de iyi ki varsınızı defalarca tekrarlıyorum siz ve sizin şahsınıza ve bütün ekibe. Çünkü bu bir yıllık bu süreçte neler yaşadığınızı siz biliyorsunuz daha iyi. Biz dışarıdan gördük. Aynen. Teşekkür etmekten başka da bir şey yapamıyoruz. Aynen. Sadece söylediklerinize uymak belki size yapacağımız en büyük destek olacaktır. Bilemiyorum ne söyleyeceğim o anlamda. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Bir dakika ama senin söylediğinden hareketle bir son sözü verelim Nesil lütfen Hanım'a. 31 geçer ama 1-2 dakika belki birazcık araklayabilirik o zaman. Bu, bu ruh sağlığı meselesi çok önemli. Yani dünya şu anda, yani mental illness, işte geçen gün The Guardian gazetesinde okuduydum. Korkunç boyutta insanların mental sağlığı. Bununla alakalı insanlarımıza panik atak artışları olmuş. Ben de öyle bir makale okudum direkt. Korkunç. Çünkü yani bunu yönetebilmek hakikaten kolay değil. Yani insan öyle çok hızlı adapte olan bir varlık da değil. Hakimimiz daha hızlı adapte olur. Hani Darwin'in bir lafı var. En hızlı adapte olan ayakta kalır, hayatta kalır. Ne en güçlü, ne en zeki. Gerçekten öyle yani. Ama neler söylemek istersiniz halkımıza? Ruh sağlığını nasıl koruması lazım bu süreçte? Öncelikle gerçekten hani önümüzde bu süreçte başa çıkabileceğimiz bir dönem var. Bununla şu an mücadele etmek için hem aşı kaynaklarımız bir şekilde elimizde olmakta. Yani şu an Türkiye'den gelen kaynağın yanında inanıyorum ki Avrupa Birliği'nden de daha buraya aşı gelecek. Diğer taraftan da şunu söyleyebilirim. Gerçekten sıkı sıkla maske, mesafe, hijyen üçlemesi halen daha bizi en temelde kurtaran şey. Ve evet artık evde olmaktan çok sıkıldık. Evet maddi kaygılar çok zorlamakta. Bundan kesinlikle hiç kimse muaf değil. Ve şöyle söyleyebiliriz. Evet dışarıdaki hayatımız artık sosyal sürecimizi kademeli olarak açmaya başladık. Bununla ilgili üst kurulum ve bakanlığın aldığı kararlara mümkün olduğunca lütfen saygı göstererek devam edelim. Çünkü eğer şu anlı kontrolünü elimizden kaybedersek açılım sürecinde çok daha uzun vadede hasar alacağımız bir dönem başlar. O yüzden şu an kat ettiğimiz yolu tekrar geri saymamak için lütfen gerçekten maske, mesafe, hijyen kuralları, konulan tüm mesafelerde özellikle kafeler, restoranlar önümüzdeki günlerde açılacak. Tüm bu kurallara uyumlu olmasını ve bunu bir denetmenden beklememesini, çünkü yeterli denetmenimizin olacağını sanmıyorum hala. Bir denetimci zorlayarak değil de gerçekten toplum bilinciyle başa çıkmamızı temenni ediyorum şu an. Tek istediğimiz bu sanırım. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Gerçekten hakkınız ödenmez. Sizin şahsınıza tüm sağlıkçılara önünde ben bir kere daha saygıyla eğiliyorum. Bizler dediğim gibi iş insanları, işte gazeteciler, televizyoncular sizlere yardım etmekle mükellefiz. Lütfen bu anlamda Dileğin bahsettiği gibi bu programları seri halinde de yapabiliriz. Çünkü gerçekten çok büyük bilgi kirliliği var. Çünkü yani böyle bir şey var bizim ülkemizde. Yani herkes her konuda konuşur. Ve sosyal medyadır burası artık. Çünkü insanlar kendilerini ifade etme durumundadır ama kafa karışıklığı yaratır. Dolayısıyla otoritenin etkin bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde bilgilendirme yapması çok önemli. Otoritelerin sizler gibi
Biz dediğim gibi her türlü işbirliğine de hazırız. Sizi daha fazla bekletmeyelim. Toplantınız çok önemli bir toplantı. Tekrar teşekkür ederim. Bu yoğun Teşekkür ederim. temponuzda zaman ayırıp katıldığınız için. Ben çok teşekkür İyi ki varsınız. ederim. İyi ki sizler de varsınız. İyi ki birlikte çalışabiliyoruz. İyi ki sizler de bizleri duyuyorsunuz. Sağ olun. Hep Teşekkür beraber, hep beraber. Bundan sonra bırakmayız ederim. sizi. Sağ olun. Çok sağ olun. Biz Görüşmek böyle üzere. görüşmek üzere. Biz böyle biraz daha devam edip çok kısacık zaten süremiz kaldı dilekçiyim. Özellikle senin Tamam. çıkarımlarını almak isterim ben. Nesrin Hanım'ın söyledikleri üzerine. Tamam. Ondan sonra da toparlayalım. Evet Ne zaten gibi Nesli. notlar aldın? Ya benim zaten hep beraber işledik birkaç tane notumu aldım şu şekilde zaten en ana şey başından sonra da özetlediğimizde tek böyle maske, mesafe, sağlık deyip yani konunun özeti çıkıyor aslında bakarsanız. Yani yapmamız gereken tamamen buymuş gibi anladım. Hocamın da anlattı ve hocalarımızın, devamlı sağlıkçılarımızın bahsettiği bu. Neslihan'ın başta sürecin aslında bu pandeminin o kadar da yani neden pandemi dendiğini açıklamasını bunun 2-3 defa da üzerine basarak söyledi. Yani sağlık sisteminin çökmemesi zaten her halükarda hani bilinen bir şey olsaydı, aşısı olsaydı bu sürece gelmeyecekti. Pandemi olması ülkelerde bu sağlık yönetimini ya da Altyapısı. Aha. altyapısının çökmemesi bir anda arttığı zaman bu dolup taşacak edecek hiç müdahale. Yani bu süreçte dediği gibi ben de katılıyorum. Güzel yönettiğimizi düşünüyorum ben de. Hani o 74-73 gün yalan unutmayan yani unuttum tam tarih kapalı ve sıfır vaka Evet. geçirdiğimiz günleri düşünürsek güzel bir süreç oldu. Sonra değişti tartışılır bazı şeyler ama genel anlamda yüzdesine baktığımızda hocamın da belirttiği gibi başarılı bir süreç geçirdiğine değindi. Ona ben de katılıyorum. Yaşanan zorluklardan bahsetti. Zaten bunu zaman zaman bizler de dile getiriyorduk. Hepimizin farkında olduğumuz, onların bireysel anlamda özellerinde de yaşadığı, ailelerinden ayrı kalmak, izole yaşamak zorunda kalmak, devamlı hastalarla temas halinde olduğu ve Aynen. bizleri bilgilendirmeye çalışmak vesaire. Bunlara değindi hocam. O da çok etkileyici ve de bildiğimiz ve müteşekkir olduğumuz konular. Sağ olsunlar. Ve aşılardan bahsettiğinde işte bu üç aşının da farklı kademelerde neden Sinovac aşısı daha az etkili mi vesaire bu onay mercileri vesaire onlardan çok çok güzel. Yani öğrencilerine anlatır gibi anlattı. O anlamda bence çok etkili ve de açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Hani üç ayrı farklı aşıdan bahsettiğinde etki oranları ve de neden öyle olduğuna dair. Bunu programımız devamlı yayında olacağı için tekrardan izlene de bilinir. Bunu da Evet. ağzınızdan alıp hocamızın dilinden. Ve birçok şey bunlar ve yine son şey olarak ben hocamın da bahsettiği gibi bu antikorlardan bahsettik üretimi aşının kaçın. Antikor Evet o da çok bilgilendiriciydi. O da bir hataydı. Hemen ilk aşıya vurulur vurulmaz sanki bir anda artış olacak mı? Böyle bir şey yok. Bu bir bilim. Bir şey var, süreci var. Ne kadar etkili olacak, olmayacak. İkinci aşıdan sonra belki bir ay sonrasında bunun daha ölçülebilir kıvama gelebileceğinden bahsetti hocam açıkçası aldığım notlar içerisinde. Kumaş maske vesaire maske kullanımı ile ilgili bahsetti. Tabii bunun ekonomik boyutu, genel yaşadığımız sıkıntılara da değinmeden geçemedi haliyle. Çok da güzel bir bilgilendirmeydi. Maske konusu çok önemli. Nasıl kullanılması gerektiği vesaire. Çünkü cidden kurtarıcı ana şeylerden biri mesafe ve maske ve hijyen dediğimiz. Benim aklıma gelip de notları aldım bu ve yine son cümlem olarak şeyi eklemek istiyorum. Lütfen burada devlet vesaire herkes bir şeyler yapıyor ama burada en önemli bireylerin kendisinin ne yapacağı çok önemli. Ben kendimi korumazsam, gerekli kurallara uymazsam hocam gitmeden önce de altını çizdiği konu buydu. Ve benim için de çok önemli ve devamlı tekrarlamamız gerektiğini düşünüyorum Mustafa'cığım. Kendimizi önce biz kendimizi koruyacağız. Maske, mesafe, hijyendendi. Kuralları uyduktan sonra eminim ki en azından en az hasarlı atlatabilmek için bu süreci vatandaşlar bilinçli olarak bizlerin bunu yapması lazım adamımızda ve dünyada da zaten bu böyle. Şahane bir şey oturum oldu. Çok da bilgilendiğimi düşünüyorum. Bilgi de verdim. Umarım Ağzına sağlık. izleyicilerimiz de bilgilenmiştir. Teşekkür ederim. Şahane notlar paylaştın. Çok ben teşekkür ederim sana. Ben sadece birkaç bir şey ekleyeyim tüm söylediklerine. Gerçekten çok keyifli bir yayın oldu. Çok bilgilendirici bir yayın oldu. Evet. Ve şu çok net ortada.
program öncesinde de konuştuğumuz gibi çok ciddi anlamda bilgi ihtiyacı var toplum nazarında. Nesil hocamı bırakmayacak Nesil Hanım'ı. Yani zaten yayında da söylediğim için arkasından konuşuyor gibi olmayayım. Belki seriye bağlamak lazım, belki tematik gitmek lazım. Çünkü bence en önemli söylediği, altı çizilmesi gereken aşı pandemiyi bitirmeyecek. Aşı sadece bizi daha korunaklı kılacak, bütün hayatımızı, bütün alışkanlıklarımızı gözden geçirip değiştirmek zorundayız. Yeni normale adapte olmak zorundayız. Ekonomimizde, sağlığımızın dışında ekonomimizde, ticaretimizde, sektörlerimizde dediği gibi sosyolojik bir gerçeklikten evet. bahsediyoruz. Ama hiç unutmayalım, belki hepimiz sıkıldık. Yani bu yayınları biz işte evlerden yaparız. İşte birçok azizliğe de uğrayabiliyoruz programı açarken, kaparken. Ama tabii biz biraz da teknolojik şeylere de uğraştığımız için biraz daha hızlı adapte olduk ama kaçınılmaz bir şey bu. Adaptasyon. Ben bir yerde çok işte takip ediyorum son zamanlarda. En değerli şu anda beceri, insanın edinmesi gereken adaptasyon becerisi. O beceriyi, o adaptasyon zekasını geliştirmesi gerekir. Dolayısıyla bence en önemli altını çizmesi gereken taraf bu. Adapte olmak zorundayız yeni normale. Aşı halk sağlığını olumlu yönde etkileyecek ama bütün sorunları çözmeyecek. Bunu tekrar altını çizme ihtiyacı hissederim. Halkımızı da işte dinlediler, gördüler. Ne olur? Tabii ki maske, mesafe, hijyen bu olmazsa olmaz. Ama ruh sağlığını korumaları açısından da adaptasyon, adapte etmek kendilerini. Yani işlerini, hayatlarını, yani dediğim gibi 100 yılda bir gelen bir realiteyle karşı karşıyayız. Buna adapte olmak durumundayız. Ve otorite pozisyondaki insanları daha fazla çıkarmamız lazım bizim medyaya. Daha fazla bilgilerini toplumla paylaşmak, topluma enjekte etmemiz gerekir ki o korkma hali de bir nebze olsun, azalsın diye düşünüyorum. Çünkü panik insana yanlış yaptırır. Dolayısıyla... İnsan bilinmeyenden korkar değil mi Mustafa? Aynen öyle. İnsan bilinmeyenden korkar. Artık bilinen bir virüs var ama evet. işte bunun varyantları dediği gibi Nesil Hanım'ın artı başka virüsler de gelebilir. Tabii. Yani çünkü küresel bir köydeyiz. Yani onun için kendimizi hazırlamamız lazım. Kendimizi adapte etmemiz lazım. Benim de söylemek istediğim son not budur. Ve bir kere daha Nesil Hanım'a teşekkür ederiz. Evet. Sana çok teşekkür ederim. Sevgili Hasan'a çok teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ederim. Biz de sana teşekkür ederiz sevgili Mustafa Abitoğlu. Hep beraber bir takım olarak. Bence güzel bir yayın oldu. Devam edeceğiz. Bu konu sağlık, halk sağlığı hakikaten üzerinde titrememiz gereken bir konu. Blok'ta da kapatalım. Birkaç sözüm varsa. Ben teşekkür ediyorum dediğim gibi. Bu şeyde çok katılıyorum. Bunun devamı olmalı. Bu bilgi kirliliği çok zarar verici bir şey. Doğru kaynaklar, doğru aracıları kullanmak lazım. İşte sosyal medyada bile çok dikkat etmek gerekiyor. Bir yanlış bilgi insana çok bambaşka şeyleri itebilir. Hem ruhsal hem de belki yani her şey olabilir. Lütfen öğrendiğiniz bilgileri iyicene araştırdıktan sonra hani o biraz daha araştırıp doğru kaynaklara ulaşıp bu kirlilikten bir nebze de olsa kurtulmalıyız diye düşünüyorum. Aynen yani bizlere de ulaşabilir izleyenlerimiz. Mesela sorular var cevaplayamadığımız. Yani hem Nesil Hanım'a bu soruları iletebiliriz. Evet hem endişeleri... Sosyal medyadan da paylaşabiliriz. Aynen sosyal medyadan da paylaşabiliriz. Yaparız. Aynen endişeleriyle ilgili mercilere de yönlendirebiliriz. Böyle bir çünkü biz de yani kamu ilgilendiren bir şey yapıyoruz. O ne kadar faydamız, katkımız olursa bir nebze küçücük bile olsa bir yani bilgiyle karşı birilerinin sorularına cevap olabilse bu bile bizim için bir şeydir. Ayşe Hacı Mehmet bir soru sormuş. Onu artık soracağız. Geç anlattıydı biraz Nesil Hoca. Bahsetmişti yayınımızda Ayşe Hanım eğer geriye dönüp bakarsa evet. bu çok Aynen. geniş bir şekilde hocamız yer verdi. Kayıtta kalacak zaten kanalda. Aynen. Oradan da bakalım. Aynen. Okuyayım bu soruyu için. Adamızda yapılan BioNTech, Sinovac ve AstraZeneca aşıları arasındaki farklar nelerdir diye sormuş Ayşe Hanım.
koruyuculukları yüzde oranına kaçtır? İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederim bir kere daha. Programın tekrarını izlediği zaman, yani bu linkten de izleyebilir. Televizyonda da yayınlanır zaten birkaç kere. Oldukça uzun bir açıklama yaptı. Evet. Tamamız. Tekrar teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok gerçekten halk sağlığına yönelik güzel bir program oldu. Buna inanıyorum şahsen. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yine bir Beyaz Yakalılar programında sizlerle birlikte olmak üzere. Ben Mustafa Abitoğlu ve partnerim Lek Kurdas. İyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar. Hoşçakalın.